misin lütfen? Gördüklerim ve duyduklarım bana yetti gece, sağ ol. Düşündüğün gibi değil diyorum. Ben artık hiçbir şey düşünemiyorum ki gece. Özgür, Gülce'nin yelken hocası, bir de aynı zamanda Sera'nın komşusu. Biz oradan tanışıyoruz. Nerede, ne şekilde tanıştınız umurumda bile değil. Sorun benden neden sakladığın. Yalnız mısın diye soruyorum, yalnızım diyorsun. Sonra bir bakıyorum tanımadığım bir adamın kollarındasın gece. Basamakta demir vardı. Çocuk beni uyarmaya çalışmış. Ben de telefonda olduğum için anlamadım. Sendeleyince o da tuttu. Önemsiz birisi, yoksa niye söylemeyeyim ki? O yüzden söylemedim. Tamam, orası öyle diyelim. Peki niye yanımda Gülce'nin hocası var demiyorsun? Benden neyi, neden saklıyorsun? Ne ya bu olan olayı, he? Madem bunca zamandır hayatınızda, adı daha önce niye hiç geçmedi? Çünkü farklı gündemlerim vardı benim. Ben senden ve yaşadığım yerden zorla koparıldım. Üstüne gelecek hayallerim annemin ayağını kırmasıyla 6 hafta suya düştü. Hem Gülce'ye bakıcılık yapıyorum, hem de evin anneliğini yapıyorum. Ve kimse benim ne istediğimi, ne düşündüğümü, ne hissettiğimi asla umursamıyor. Bari sen yapma, ne olur. Şu an tek ihtiyacım olan şey sana sarılmak. İstiyorum. Sen dün konsere gidiyordun çocuklarla. Ne oldu da bir anda kararın değişti? Kararım değişmedi. Her şey planlıydı. Çok özlediğim sevgilime sürpriz yapacaktım. Meğer onun daha büyük bir sürprizi varmış. Aşkım, ben de seni çok özledim ve geldiğine gerçekten çok sevindim. Belli oluyordu az önce. Miro ya. Ne yapıyordunuz akşamları? Hep birlikte mi takılıyordunuz? Komşunuzmuş ya. Ya ne takılmasından bahsediyorsun? Anlattım ya sana, onun da bir kardeşi var. O da onunla ilgileniyor dedim. Takılacaktınız yani diyebilir miyiz? Miro, yeter ama gerçekten saçmalıyorsun. Yok, saçmalamıyorum. Aslında bayağı ortak noktanız varmış ya. Senin şu beğendiğin yeni boyalar vardı ya, ben aslında onlardan buldum. Alayım mı sana? Ablacığım, 2 dakika burada durabilir miyiz? Bilmem. Ben dururum. Sen? Tamam, şöyle yapalım. Sen durmaya başla. Ben hemen geliyorum. Anlaştık mı? Bir yere gidip konuşmamız lazım. Neredesin sen Miro ya? Dünden beri ne aramalarıma ne mesajlarıma cevap vermiyorsun. Şimdi hiçbir şey olmamış gibi karşıma çıkıyorsun. Bazen resmen Sera'ya hak veriyorum ya. Bütün gece hastanede olduğum için ve aramalarına dönemediğim için özür dilerim gece. Ne hastanesi? İyi misin? Bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Ama seninle konuşmaya ihtiyacım var. Tamam. Gülce'yi bırakayım, sonra çıkarız, olur mu? Ablacığım, hadi gel. Ama sen 2 dakika beklemedin ki, oradaki adamla konuştum. Evet evet, oradaki adamla konuştum, hadi hadi. Pardon.
Selam. Gülce geldi abicim, Gülce geldi. Hoş geldin Gülce. Nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler, iyiyim. Ben de çok iyiyim çünkü Gülce geldi. Geldi. Herkes çok iyi olduğuna göre Yelçen dersine hazırız demek ki. Hazırız, hazırız. O zaman ben Gülce'yi 3 saat sonra almaya gelirim. İyi dersler size. Gece. Maalesef bir süre Gülce'nin refakatçisi de derslere katılması gerekiyor. Nasıl yani, neden? Dünkü olaydan ötürü bunun daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Arkadaşım sen çok düşünmesen mi acaba ha? Dünden beri çok zorluyorsun çünkü. Ben bu çocukları düşünmek için buradayım ya. Resmi olarak benim işim bu. Çocukları bir kenara bırak da. Bence sen başka şeyleri düşünüyormuşsun gibi geliyor bana, neden? Anlamadım, ne gibi? Ya tamam, bir sakin olur musunuz? Gülce için alternatif ne yapabiliriz başka? Maalesef bana refakatçisi olmadan ders almamam söylendi. Hadi ya, kim söyledi onu? Çok merak ediyorum, kim? Ben söyledim arkadaşlar. Merhaba. Harun, ben okulun sahibiyim. Gülce'ye refakat edilmesini ben istedim. Tabii psikoloğumuza danışarak. Başka soru? Gece. Ben gidiyorum, geliyor musun? Çok pardon. Bir gelir misin? Aşkım, nasıl bırakayım Gülce'yi? Görmüyor musun? Dersi almayı istiyorlar. Gülce'cim hadi gel, biz senin mayanı giyelim ablacığım. Seninle gurur duyuyorum ya. Sera anlattı, her şeyi telefonda söyledi. Kızın babasına bile yardım etmişsin. Kahramanım benim. Hadi gel. Gel otur. Ne yaptın bakalım, çok eğlendin mi bensiz? Yok ya, saçma sapan bir gündü. Öyle direk isimleri falan ezberledik. Sıkıntıdan öldüm. Yalnız sıkılman normal. Bu adam böyle ev hanımı gibi yemek falan yapıyor. Garip bir herif. Sonunda kavuştuk ya. Geldiğinden beri kavga ediyoruz resmen beyefendi. Bence insan bu yaşta bütün hayatını kardeşine bu kadar adayamaz. Saçma. Seni hiçbir zaman zor durumda bırakmayacağım. Bir şekilde bulacağım o parayı. Ne yapıyorsun? Hadi seralara. Efkar dağıtacağız. Yok, takılın siz ya. Oğlum sen bilmiyorsun ki ya. Ceren'e otoyolda araba çarpmış. Şansa bak, Kimiro da oradan geçiyormuş. Kızın hayatını kurtardı abi. Durduk yere kahraman oldu herif. Niye ben değil ya? Niye ben kurtarmıyorum abi? Hadi gidelim. Hadi. İyi ki sen oradaydın aşkım. Tamam, sıkma canını artık ya. Yani sen olmasaydın ne olurdu, bir de onu düşün. Adamın Ceren'den başka kimsesi yokmuş ya. Çok üzüldüm abi.
Hoş geldiniz. Meyve suyu var, ister misiniz? Yok ya, sağ ol, içtik biz bir şeyler. Geçmiş olsun. Benlik bir şey yok, Ceren'e geçmiş olsun. Yazık kıza ya, çok fena çarpmışlar. İyi ki Mira oradaymış da, yoksa hayatını kaybedebilirmiş. Doktor musun sen? Yok ya, o anlamda değil. Çarpan adam kaçıp gitmiş, Mira götürmüş hastaneye. Şerefsiz köpek. Yani çarpıp kaçan adama diyorum. Çarpıp kaçmış ya. Yalnız onu jandarma bir bulsun abi. Bela olacağım ben o herife. Nereye buluyor jandarma ya? İncin top oynuyordu zaten. Mobese de sen yok. Bitti olay. İncin yok diyorsun da sen oradaymışsın. Belki birileri daha vardır. Ne vardır? Olayı aydınlatmaya yardımcı olacak birisi. Belki bir görgü tanığı. Yok işte, söyledi ya, kazanın da oradaymış. Başka hiç kimse yokmuş. Umarım motor bulunur değil mi? Motora ne oldu? Ne yapacaksın birader? Dedektif misin sen? Ha? Hayırdır? Arkadaşlar tamam, sakin olun ya. İndir şu testosteron levelini sen de, yani Miro. Kazadan sonra ambulansla gittiği için motor orada kalmış. Biz bütün gün motoru aradık zaten oğlum. Bulamadık yani, çalındı muhtemelen. Jandarmayı sordunuz mu? Belki birisi bulup teslim etmiştir. Sorduk abi, sorduk. Ben yok yani. Bizim o otoyol başka bir karakola bağlıymış. Ta oraya kadar gittik geldik falan, bir sürü iş. Allah Allah, çok garip ya. Burada o tarz şeyler olmaz da. Olmaz da? Ne yani, yalan mı söylüyorum ben? Sakin ol şampiyon, konuşuyoruz. Sen niye her şeyi böyle bozuluyorsun ki, anlamadım ben seni. Ben senin böyle her delikten çıkmana tutuluyorum. Nasıl yapacağız? Anladın mı? Anladım. Yalnız Foça ufak bir yer. Daha çok göreceksin beni. O yüzden alışsan iyi olur. İyi geceler. Ve de bil ki kankamı görmüşsen, yüksek ihtimalle ben de civardayımdır. Ve gereken yapılır. Anlatabildim mi? Babışkosum, tatlı çocuğu. Hadi iyi geceler. Evet, yaptıysanız bütün şovlarınıza. O değil de, ben bir onun kaptanı kıskanmasına şaşırıyor muyum? Hayır. Çirkinleşmesine şaşırıyor muyum? Hayır. Ama birinin hayatını kurtarıp hastanede sabahlamasına şaşırıyor muyum? Bayağı bir şaşırıyorum. Sera ya, sen de. Nerede yatıracağız çocuğu? Kanepede. Başka nerede yatacak? Yer mi var Tiny House'da? İyi, ben hazırlayayım kanepeyi. İyi, git hazırla bari.